Küresel ekonomi geçen sene yaşadığı daralma sonrasında tekrar eski ritmine kavuşurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel enflasyonun insanlığın karşı karşıya bulunduğu en ciddi sorun olduğunu söyledi. Geçen yıl salgın nedeniyle birçok gelişmiş ülkenin sert tedbirler aldığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin salgın tedbirlerine riayet ederek üretim süreçlerini sürdürdüğünü ifade etti. Türkiye 2023 zirvesine video mesaj gönderen Erdoğan, Türkiye'nin yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağını düşündüklerini açıkladı. Üreten, İstihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık. Verdiğimiz destek ve teşviklerle yeni fabrikaların kurulmasını sağladık. Gaziantep'ten Konya'ya, Kocaeli'den Hatay'a, Ankara'dan Adana'ya birçok şehirlerimize yeni üretim tesisleri kazandırdık. Böylece ülkemiz 2020'de %1,8 büyürken, bu yılın ilk iki çeyreğinde %7,2 ve %21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü. İhracatta tarihimizde ilk defa 212 milyar dolar seviyesini aşarak önemli bir rekora imza attık. Uluslararası kuruluşlar %9 tahmininde bulunsalar da biz yıl sonu itibariyle çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Vatandaşların yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkında olduklarını belirten Erdoğan, küresel ölçekte bozulan ekonomik değerlerin yol açtığı maliyetleri içeri en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi ve ekledi. Tarım ürünlerinde oldukça yüksek alım fiyatları belirleyerek çiftçimizi ve üreticimizi korumaya çalıştık. Kamudaki işçi ve memurların ücretlerinde yaptığımız artışlarla da çıtayı bir hayli yüksek tuttuk. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz. Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kerim Devlet anlayışımızın tezahürü olan bu politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Her krizin aynı zamanda yeni fırsatlara kapı araladığı gerçeğine uygun şekilde felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz.